Şimdi tabii en güzel şey pişme sonrasında bir buzdolabı düşüncesinin, yani soğuğa kaldırma düşüncesinin olması çok güzel. O şekil, bu şekil. Ama bir buzdolabına gitme düşüncesi var. Bu çok önemli. Yani piştikten sonra özellikle şeyin, yemeğin hızlı bir şekilde soğutulması gerekiyor. Dışarıda bekletirseniz mutlaka bozulmalara açık hale gelecektir. Dolayısıyla bunların bir şekilde buzdolabına gidiyor olması, bu en önemli yaklaşım ve doğru yaklaşım. Şimdi bana soracak olursanız, Zamanlamayı ama söyleyin bize. şimdi şunu söyleyeceğim. Isısı sıcak mı, ılık mı, Şimdi soğuk mu? aslında makarna örneği verildi. Makarna tabii, eğer siz direkt tencereden alıp bir kaba koyup, hangi kap olursa olsun, cam kap, işte şu özel kaplar olabilir. Aslında özel saklama kapları var, onu da söylemek lazım. Yani o kaplar da özellikle pişme sonrasında besinlerimizin dolaba girmesi için yapılmış kaplar, özel kaplar. Bunları kullanabiliriz. Ama Cam mı, plastik mi bu kaplar? şimdi fark etmez. Saklama kabı amacıyla yapılmış olan kapları kullanabiliriz. Burada belki bir parantez açarak, bizim genellikle toplumda yanlış uygulama olarak gördüğümüz önemli bir husus var. O da, örneğin yoğurt alıyoruz. Yoğurt kabı var, kullanılıyor. Ondan sonra yıkanıyor ve o yoğurt kabını biz saklama kabı olarak kullanmaya başlıyoruz. Bu son derece yanlış olan, istenmeyen bir yaklaşım. Dolayısıyla biz özel olarak saklama kabı düşüncesinde mutlaka ısrarcı olmalıyız. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben biliyorum, şu açsam lobi altı dolu böyle kaplarla biriktirenler var, yoğurt kaplarını. Ya ama saksının altına ne koyacağız? Yoğurt kabı Saklı için kullanmazsan ayrı bir saksının altına seçenek. koyacağım, ona bir şey demiyorum. Belki de en güzel kullanılacak yerlerden birisi. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela komşuma o gün yemeğimden tattırmak istiyorum. Şimdi ille de böyle güzel bir kap, bir de bunun geri dönüşü var çünkü. Şunu 2 dakika koysam. Dolu döner işte, iyi bir şey o da. Hayır, yok, kabımdan alacağım şimdi. Bunu belki ben bir tane almışım, böyle duruyor. Şimdi bunu vermek istemiyorum. Pardon. Kim bilir ne zaman geri dönecek. Bir şey araya girmek istiyorum. Şimdi tabii bunları niye konuşuyoruz? Şunun için konuşuyoruz. Yani hani onda yemek yumuşuyor, şey oluyor diye değil. Bakteri ürer ve zehirlenme, gıda zehirlenmesi olur diye konuşuyoruz. Yani dolaba vaktinde kaldırmazsak, doğru kapla kaldırmazsak gıda zehirlenmesi olur. Bir kere o vakitte gıda zehirlenmesi olur mu? Çaldım, izin verirseniz bir şeyi daha söyleyeyim. Özellikle bu makarna, pilav gibi, bulgur pilavı gibi şeyleri eğer siz sıcak olarak hemen bir kaba koyup ağzını kapatacak olursanız, tamamen hanımefendinin dediği gibi nemi olmaması gereken nemi içinde barındıracağınız için, içinde tutacağınız için, işte o bir adeta bir sulanmaya neden olacak ki bu hiç istenmez. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı şeylerde, yani tahıl ağırlıklı pişmiş ürünlerde bu istenmez. Dolayısıyla buradaki temel yaklaşım aslında diğer yemekler içinde, hangisi olursa olsun, piştikten sonra bunu hızlıca soğutmanın yolunu bulmak zorundayız. Bu da nedir? Mutlaka bir, hani biliriz herkes, benmari dediğimiz bir sistem vardır. Lavaboyu kapatırsınız, lavabo suyla doldurursunuz. Bravo. Üzerine de tencereyi Bravo. Koyarsınız. 3-5 dakika, 10 dakika soğuk suda beklettiğiniz anda o aslında saklama için, buzdolabına kaldırma için uygun ortamı oluşturur. 20 dakika idealdir. Yani pişme sonrasında 20 dakikada, eğer özel bir takım besinler yoksa, pişme sonrasında soğutma işlemini aynen söylendiği gibi suyun olduğu ortamda soğutularak 20 dakika içerisinde biz onu mutlaka dolaba kapatalım. Neyi kullanalım? Dediğim gibi özel saklama kapları. Ama bakın, şu cam kap çok da güzel, uygun bir saklama kabı. Bunların artık envai çeşidi var. Büyüklü, küçüklü. Rahatlıkla bunları kullanabiliriz. Artı yemeğin miktarına bağlı olarak da farklı kullanacağımız için kapakları da var. Ve bunlar artık oldukça da uygun fiyatlı. Herhangi bir masrafı, maliyeti de yok. Artı bir de olası işte bozulmaları vesaireyi, ondan sonraki kötü tabloyu düşünecek olursanız, mutlaka bu tür özel saklama kaplarını kullanabiliriz. Peki. Kapatmak kaydıyla, üstü kapatılacak. Evet, kapatılacak. Şimdi onu ayrıca konuşalım. Neyle kapatacağız, ama demek ki yoğurt kaplarını kısa süreli de olsa, hani konu komşuya gönderirken bile olsa, sıcakken koyduğunuz yemeği lütfen kullanmayın. Evet. Mümkünse yine cam kase tercih edin.